Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yaşam edebiyatı etkiler, edebiyat yaşama etkiler. Edebiyatın yaşamı yönlendirmesi zorunludur. Sorgulayan ve sorgulatan edebiyat en büyük hezimettir. Edebiyat kimi zaman yaşamsal sorunlara kapı aralayabilir. Edebiyatı, hayata edebiyatla kuşatma arzusu bir tür çıkış, yeni bir dünya hiç değilse öncelikle yeni bir iç dünya yaratma umududur. Tamam. Edebiyatın hayatla kuşatılması da beslendiği kaynakla ilgili kaçınılmaz bir durumdur. Edebiyat elbette hayatın kendisinden besleniyor. Yani arkadaşlar edebiyat şöyle yaşam edebiyata etkiler. Çünkü neden? Edebiyat hayatın kendisinden besleniyor. Ve dışarıdaki dünya inanılmaz bir hal aldıkça son dönem eserlerin en azından bir kısmının daha fazla hatta bir nevi can havliyle buradan yani çıkışsızlıktan beslendiğini söyleyebiliriz. Bu bazen kıstırılmışlığın kendisini resmederek bazen de çıkış arama serüveninin parçası olmaya niyetlenerek yapılıyor. Edebiyattan çıkışı göstermesini değil ama bize bununla ilgili sorular sordurmasını pekala bekleyebiliriz. Yani arkadaşlar edebiyat kimi zaman yaşamsal sorunlara kapı aralayabilir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bunu da ediyoruz. Edebiyatın yaşamı yönlendirmesi. Evet bazen kıstırılmışlığın kendisini resmederek bazen de çıkış arama serüveni diyor. Tamam, bu yüzden bunu da eliyoruz şöyle. Ee, edebiyat yaşamı etkiler metnin tamamına baktığımızda bu da var. Cevabım Denizli. Bu parçada edebiyatla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yaşam tarzının edebiyatı etkileyebileceğine, yazılan ürünleri bir meta olarak algıladığına, yazarların edebiyatı yeterince sahiplenmediklerine, sosyal medyanın yeni anlayışlar geliştirdiğine, okur nitelikli eserleri seçmede sorumluluk alması gerektiğine. Bakalım bir yandan hayatı algılama, yaşama ve hatta kendimizle birlikte tüketme biçimimiz edebiyatla kurduğumuz ilişkiyi de etkiliyor. Tamam. O zaman yaşam tarzı edebiyata etkiliyor. Adana şıkkını eliyoruz. Okuma eylemini tüketim kültürünün parçası olarak konumlamak yaygınlaşıyor. Tamam. Tamam. E, i̇majlar dünyasında kaybolduğumuz bu hız çağında okumayı seçenler arasında bile hızla akan hikayeler, kısa cümleler, sosyal medya eğilimine hizmet eden yeni bir edebiyat anlayışı belirginleşiyor. O zaman arkadaşlar sosyal medyanın yeni anlayışlar geliştirdiğine, bu yüzden şöyle ne yapıyoruz? E, Denizli şıkkını da eliyoruz. Bu ürkütücü görünse de her dönemde edebi kaygısı olan ve var olmayan türden eserler verildiğini burada okur olarak bize düşenin e, modalara kapılmak yerine seçici davranmak olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Şöyle, yani okurun nitelikli eserleri seçmede sorumluluk alması gerektiğine değiliyoruz. Şurada da imajlar dünyasında kaybolduğumuz bu hız çağında okumayı seçenler arasında bile hızla akan hikayeler, kısa cümleler, sosyal medya eğilimlerine hizmet eden yeni bir edebiyat anlayışı belirginleşiyor derken arkadaşlar, yani yazılan ürünlerin e, ticaret gibi düşünülmesi, yani edebi kaygıdan uzak olup ticaret gibi olması. Çünkü zaten devamında şunu söylüyor, bu ürkütücü görünse de her dönemde edebi kaygısı olan ve olmayan, o zaman e, yazılan ürünlerin bir meta yani bir ticaret malı olarak algılanması anlamını da çıkarabiliriz. Cevabım C. Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Edebiyatın farklı türlerinde eserler vermiş. Edebiyat için önemli olmasına rağmen çok tanınan yazarlardan biri değildir. Rehberlik mesleğini sürdürdüğünden mesleğiyle ilgili konulara eserlerinde ele almıştır. Farklı şairlerin şiirlerini kendi beğenisine göre bir araya getirip kitap olarak yayınlamıştır. Yayın evleri tarafından değeri anlaşılamadığından birçok eseri hak ettiği yere e, gelememiştir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. İsmail Güzelsoy edebiyatla ilişkisinin yanı sıra bir rehberdir aynı zamanda. Rehberlik yaparken yazdığı günlüklerden, yaşadığı hikayelerden romanlar yazmıştır diyor. Bakın. E, hikaye, roman ve günlük. O zaman Adana şıkkına eleyebiliriz. Tamam. Rehberlik mesleğini sürdürdüğünden mesleğiyle ilgili konuları eserlerinde ele almıştır. Bu yüzden C şıkkında ne yapıyoruz? Eliyoruz. Pek çok yayın evi değiştirmiştir eserleri. Nedenleri okuru pek alakadar etmese gerek. Hatırının bilinmemesi bir kayıp olarak adlandırılabilir. Hatırı yani arkadaşlar önemi değerinin bilinmemesi. O zaman pek tanınan yazarlardan değildir. Bursa şıkkında ne yapıyoruz? Eliyoruz. Devam edelim. Güzel Soy'un edebi eserlerinin yanı sıra İstanbul Gezi Rehberi ve katkıda bulunduğu antolojilerde var. İlk kitabı Seni Seziyorum yayınlandığından bu yana yazdığı eserlerde genellikle birbirlerine göndermeler yapar. Güzel Soy ve eserlerini Fenli Sihirler ya da Ruberu üst başlıkları altında toplar. Farklı şairlerin kendi beğenisine göre bir araya getirip kitap olarak yayınlamıştır diyor. Katkıda bulunduğu antolojiler diyor arkadaşlar. Antolojiler, şairlerin şiirleri, yani farklı şairlerin şiirlerini kendi beğenisine göre bir araya getirip kitap olarak yayımlatmış. Bu yüzden denizli şıkkını da eliyoruz. cevabım E. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Don Kişot şövalye kitaplarından etkilenen La Asil Asilzade Don Kişot'un maceraları daha sonraki yıllarda romanın gelişmesini sağlayan dinamikleri tetikleyen bir katalizör işlevi gördü. Don Kişot'tan sonra da kitaplara dair kitaplarda ya da kitap tutkunlarının maceraları dünya edebiyatında bir gelişime işaret eden eserlerde kendini gösteren ana konulardan biri oldu. Flaubert, Madame Bovary'sinin romantik eserlerden etkilenmesini, Dostoyevski'nin Raskolnikov'un tarihin büyük şahsiyetlerinin hayat öykülerini örnek alışını ya da Tanzimat dönemi Türk edebiyatının Fransızca eserlerden etkilenip eksik ya da yanlış batılılaşan alafranga züppe karakterini konu edilmesine bunlara örnek verebiliriz diyor. Bakalım Don Kişot dünya romanı açısından en çok okunan kitaptır en çok okunduğunu söylemiyor ayı eliyoruz. Madam Bovary adlı roman Flaubert'in en etkili romanıdır. Üzerinde durulan şey bu değil arkadaşlar. En etkili romanı olduğunu da söylememiş. Bir yazarın başka bir yazardan esinlenmesi edebiyata katkı açısından düşünülürse doğru değil. Doğru olmadığını söylemiyor. Yanlış. Dünya edebiyatının romanla tanışması kitaplara dair bir kitabın yazılmasıyla gerçekleşmiştir. Cevabım denizle. Dostoyevski roman sanatının doruklara ulaştıran bir yazar olarak oldukça çok tanınmaktadır. Bu da değil. Cevap D. Bu parçaya göre Sermet Erkin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sihirbaz ustası oldu, geçmişte çocukları çok sevdi. günümüz çocukları tarafından sevilmediği, tek kanallı yayın döneminde ünlü olduğu, insanların yaşamlarını Etkileyebildiği Çocukluk günlerimden aklımda kalan isimdir Sermet Erkin. Tek kanallı televizyonlu günlerde. O zaman tek kanallı yayın döneminde ünlü oldu. Şöyle denizli şıkkın arkadaşlar eliyoruz. O ekrana çıktığında nefesimizi tutar gözümüzü kırpmazdık. Yapacağı numaralarını sırrını çözmeye çalışırdık. Tabi yaptıklarının birer kandırmaca yanıltmaca olduğunu da bilmiyorduk. Her biri gerçek bir kareydi bizim için. Günlerce şaşkınlığını üzerimizden atamazdık. Bazen tek günde maddemiz olurdu. Tekrar tekrar birbirimize anlatırdık izlediklerimizi. Sonra kanal sayısı çoğaldı. Kanal sayısıyla birlikte illüzyonistler de. Sermet Erkin efsanesi de böylelikle sona erdi. Şimdiki çocuklar izlediklerinin gerçek olmadığının farkındalar. Tamam. Şimdi arkadaşlar eskiden illüzyon yaptığı için sihirbaz ustasıymış. Bu yüzden Adana şıkkını da eliyoruz. Geçmişte çocukları etkilemiş çünkü çocukların tek günden maddesi bazen sermet erkin olmuş diyor. Tamam. Öyle ki numaraları şaşırmıyor. Şaşırmadıkları gibi nasıl gerçekleştirildiği üzerine yorum yapabiliyorlar diyor. İnsanların yaşamlarını etkilemiş. Doğru. Günümüz çocukları tarafından sevilmediği ile alakalı bir şey yok. Cevabım C. Düşüncelerini böyle dile getiren kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yaşamında zevklerine ve isteklerine öncelik vermekte. insanların önceliklerine göre yaşadıklarını düşünmektedir. İsteklerine göre yaşamını şekillendirebilen bir kişidir. Parayı bir amaç değil araç olarak kullanmaktadır. Dünya malına değer veren bir kişi değildir. Seyahat edenlere hep şu soru sorulur. Değirmenin kaynağı nereden geliyor? Her şey öncelik meselesi. Mesela yaşıtların para kazanmaya başladıklarında çoğu araba alma sevdasındaydı. Bense Güneydoğu Asya'nın ve Latin Amerika'nın tozuna atıyordum o sıralar. Mobilya ve arabalar bekleyebilir yatırımınızı eşyalara mı yoksa kendinize mi yapıyorsunuz mesele bu. Yoksa seyahat etmek için emekliliğinizi bekliyorsanız önceliğinizi başka şeyler için kullanıyorsunuz demektir. Çok isterseniz zamanı da bir de yaratırsınız. Yaşamın da zevklerine ve isteklerine öncelik vermekte evet doğru. Çünkü insanlar diyor birikim araba alırken, birikim yaparken ben diyor Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'daydım diyor. İnsanların önceliklerine göre yaşadıklarını düşünmektedir. Evet önceliğiniz neyse o önemli. Ya diyor emeklilikte gezersiniz ya da diyor bütçenizi kendinize ayırırsınız diyor. İsteklerine göre yaşamını şekillendiren biridir diyebiliriz. Parayı bir amaç olarak değil, araç olarak kullanmakta. Evet, parayı yatırım yapmak için değil, yani araba almak için değil, gezmek için. Yani tamamen araç. Hani onu kullanabilmek için kullanıyor. Doğru. Dünyanın malına değer veren bir kişi değildir. Böyle bir şey demiyor zaten. Cevap E. Bu parçada sözü edilen romanın özelliklerinden hangisine değinilmiştir? Yazarının eğitimiyle ilişkisi, inançla bağlantısı, her koşulda iyiye ulaşılma çabası bakıyoruz. Yaşamda iyi şeylerin olacağına, yanlışların eninde sonunda iyiye vesile olacağına inanmamız gerekir. Tamam. Yoksa hayat çekilmez bir hal alır. Kadercilik de burada devreye giriyor. Her işte bir hayır vardır. Olumlu önermesiniz doğrulayan bir kurgu hayal ettiğim için yazdım bu romanı o zaman inançla bağlantısı var mı? var kaderle alakalı diyor her şeyde bir e, hayır var diyor kaderin şekillendirdiği bir hikaye ortaya çıktı olasılıkların hikayesi İstatistikçi olman burada devreye girmiş olabilir ee, arkadaşlar her işte bir hayır var yani her koşulda iyiye ulaşılması çabası bu yüzden kesinlikle 3 de var devam edelim Olasılıkların hikayesi de de üniversiteden mezuniyetimiz sırasında yaptığı konuşmasına kademli bir hocamız yaşamınız boyunca her baktığınız yerde istatistik görebilmenizi istiyoruz demişti. Mezuniyeti nerede kutlayacağımızdan başka gündemimizin olmadığı o yaşta çok anlamsız gelmişti bu söyledi Ancak şimdi ne demek istediğini idrak edebiliyorum. Şimdi istatistik okumuş ya, yaşamınız boyunca baktığınız her yerde istatistik görün diyor. Yani istatistiğin, e, yani yazarının eğitimiyle ilişkisi değil mi? Eğitimiyle ilişkisinden bahsediyor bu cümlede. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabım E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen kişinin bir özelliği değildir? Sıkıntılarını uzaklara gitmekle çözmekte, gençlerle ilgilenmeyi sevmekte, roman türünde eser veren bir eğitimcidir, çocukluğun yaşam üzerindeki etkisinin farkındadır, maceracı bir ruha sahiptir. Aile çocukların cenneti de cehennemi de o zaman direkt yaşam üzerindeki etkisi diyebiliriz ama devam edelim. Benim de mutlaka çocukluk sorunlarım bilinçaltıma işlemiş olmalı. Ama yine de bu romanları aile meselelerimden yola çıkarak yazdığım söylenemez. Roman yazmış mı? Yazmış. Bu yüzden arkadaşlar C şıkkını ne yapıyoruz? Eliyoruz. Babam uzak yol kaptanıydı. Ve eve her dönüşünde birbirinden ilginç eşyalar çıkardı çantasından. Seyahate çıkmak, uzaklara gitmek hep bir meseleydi evimizde. Tamam. Ama annemin erkek kardeşi 15 yaşında okumaya Amerika'ya gidip bir daha dönmemişti ve biz hep bu uzakların hikayesini dinleyerek büyüdük. Sonra benim sirk merakım vardı tabii. Dünyayı dolaşan ve hayvanlarla aynı yerde yatıp kalkan insanlara hayrandım. Bir gün ben de ne yapacak, ne edecek? Çantamı sırtıma atıp yola çıkacaktım. 9 yılımı bir Avusturya okulunda yabancı bir kültürün içinde geçirdim. Daha sonra İngilizce öğretmeni olduğumda her yaz öğrencilerimi İngiltere'ye yaz okullarına götürdüm. Onlarla birlikte maceralar yaşadım. Maceracı ruha sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. En başta aile çocukların cenneti de cehennemi de derken arkadaşlar çocukluğun e, yaşam üzerindeki etkisinin farkındadır. Bu yüzden ne yapalım? Bunu da söyleyebiliriz. Yine öğrencilerim için keşfettiğim çalışma kitapları kah katılımcı, kah Grup lideri olarak katılmaya başladım. Her yaz başka bir projede dünyanın başka bir yerinde gençlerle çalışıyorum. Gençlerle ilgilenmeyi sevmekte. Çünkü sürekli öğrencileri ve gençler için bir şeyler yaptığını söylüyor. Bu da doğru. Sıkıntılarını uzaklara gitmekle çözmekte diyor. Bununla alakalı bir şey yok. Cevabım A.